Bitcoin Spot ETF için geri sayım sürüyor. Son tarih açıklandı şeklinde ifade ediliyor. Buraya bir göz atacağız ve Spot ETF'ler noktasında son tarih neymiş diye bir bakacağız. Burada 29 Aralık'tan bahsederken bakın şunu tekrar açıklamak isterim. İki tane önemli nokta var. Bunlardan birincisi seç toplu onay vermek zorunda. Yani seç tutup onu onayladım fakat ötekine bakarız sonra falan tarzında bir iş yapamaz. Yani bu adamlar toplu onay vermek zorundalar. Yani başka bir seçenekleri yok adamların elinde. Tamam, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir. İkincisi, yani toplu onayın yanı sıra SEC şu anda çalışma gerçekleştirmeye devam ediyor. Bundan kaynaklı olarak ortada kimisi ilk parti, kimisi ikinci partide onay alabilmesi mümkün olacaktır. Şu anda BlackRock'la SEC'in işi bitti diye SEC anında BlackRock'u onaylamak durumunda değildir. Tamam mı? Ya durum budur. Hani kimisi şunu karıştırabiliyor. Diyor ki ya arkadaş SEC diyor işte BlackRock'un işi tamam. Ha mesela onun da tamam olmadığını iddia edenler de var bu arada. Anlatabiliyor muyum? Kimi tarafta geçtiğimiz videolarda konuştuk. Mesela şu anda kimi taraf diyor ki yo hani hala diyor adam şey var. API arayışında olabilirler diyor. Doğru olabilirler. Ha bu tabii ki konuşulur. Fakat dediğim gibi hala işin bitmemiş olma ihtimali de ciddi bir oranda bulunmaktadır. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. İkincisi, SEC hala çalışma esnasında ve bir ETF üzerindeki çalışmaları bittiyse bile yani ha tamam arkadaşım sen tamamsın dediyse bile onu anında onaylamak zorunda değil. İşte BlackRock meselesi bundan kaynaklı olarak BlackRock noktasında zaten yatırımcının kafası karıştı bu kadar. Herkes dedi ki aa işte bugün onaylayacak ya diyor. Ya, yarın en geç onaylar diyor. Tamam ama bitmiş olması bizim ilk söylediğimiz hususu da beraberinde getiriyor. Bitti diye toplu onay vermesi gerektiği gerçeği ortadan kalkıyor. O yüzden tutup da kafasına göre iş yapamaz. Ne yapması lazım? Diğerleriyle görüşmeye devam etmesi lazım. Kripto para piyasaların merakla beklediği Bitcoin Spot ETF başvuruları için son aşamaya gelindi. SEC birçok şirketin temsilcileriyle son haftalarda oldukça sık görüşmeler gerçekleştirdi. Başvuru dosyalarındaki güncellemeler sürerken yeni gelen bilgiler onay sürecinde son aşamaya gelindiğini ortaya koyuyor. Aynen öyle. Artık onay tarihi çok yaklaştı. Reuters'ta yayınlanan habere göre SEC'in başvuru yapan şirketlere güncellemeler ve değişikliklerle birlikte dosyalar için son teslim tarihi olarak 29 Aralık 2023'ü işaret ettiği öğrenildi. Aynen öyle. Şimdi burada bu kısımla bağlayıp o AP'lerle alakalı konuşmak istiyorum. Önemli bir konu. Şimdi dendi ki SEC şu anda bir API arayışında. ETF başvurusu yapanlara diyor ki kendine bu şekilde bir kontrol mekanizması yapacak olan bir şirket bulmak zorundasın şeklinde durumu ifade ediyor. Evet. Bu noktada bunun ortaya çıkması da zaten maksimum 29 Aralık'a kadar sürebilir. Çünkü son teslim tarihi ve bu noktada eğer SEC'in bir talebi var ise bunu şu anda bildirmiş olması veya çok kısa sürede bildirecek olması gerekiyor ki 29 Aralık'a kadar bu tarihe kadar yetiştirebilsinler. Yoksa problem yaşanacaktır. Diyebilirsiniz ki eğer belki bilinçli bir şekilde söylemez. Ben de size tebrik ederim. Komplo teorisyenliğine aday olduğunuz şeklinde ifade ederim. Geçmişte bunu yapardı bu arada ama şu anda mahkeme kararı var. Yapamaz. Yani ihtimal yok. Hani o şekilde bir ihtimal söz konusu olmadığı için böyle bir durumu gerçekleştiremez şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla 29 Aralık tarihi önemlidir. 29 Aralık'a kadar diyor ki sen işte BlackRock, Fidelity, bla bla bla, ARK yapacaksın. Son değişikliklerini yapacaksın.
Taleplerimiz bunlar, bunlar, bunlar. Bunu da bizim karşımıza sunacaksın ve bunun üstüne belli bir süre daha herhangi bir değişiklik yapamazsın. Bu son değişiklik ARK 29'unda sen bunu tamamlamışsın. Biz bu tamamladıklarına çalışıp ayın 10'una kadar sana geri dönüş yapacağız. Tamam mı? Durum bu. Tamamlanmış ve okey olanlara da SEC ayın 10'una kadar onay verecektir. Devamında kalan o şekilde sürer. Şunu diyenler olabilir. Zaten var bu arada bunu diyen. 29-30 Aralık'ta o zaman kabul edilir. Öyle değil. Son dosyalar üzerine çalışacaklardır. Yani bunu detaylı bir şekilde tekrardan incelemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla iş bu şekilde olmuyor. İkinci olarak tekrar ilk kısma geldik yine. Ve başta söylediğimiz onayı toplu vermeleri gerekiyor. O yüzden sonradan başvuru yapan ihratçılara bile ilk etapta onay vermek isteyeceklerdir. Bu da bizim karşımıza bir gerçeği getiriyor ki bu da az önce bahsettiğimiz gibi hemen anında değil, belli bir süre bekleyip minimum bu onayı vermek zorunda kalırlar. Nitekim 6 Ocak tarihinde Franklin Templeton için bir kamuoyu araştırmasının sonlanacağı tarih. Bunu beklemek durumunda kalırlar. Son görüşmelerde birçok şirket başvuru dosyalarını güncelleyerek 20 SEC'e sunmuştu. Aralarında BlackRock, ARK, Grayscale gibi şirketlerin bulunduğu temsilcilerle toplantı yapan kurum Bitcoin Spot ETF başvuruları için son aşamaya işaret etti. Doğru. SEC'in Bitcoin Spot ETF başvurularıyla ilgili kesin kararını 10 Ocak 2024 tarihine kadar vermesi ve başvuruları onaylaması bekleniyor. ETF'ler için tohum paralarının da bu son güncellemelerle birlikte açıklanması beklenirken başlangıç miktarının düşük olacağı da belirtiliyor. Yine de BlackRock şirketi son güncellemesinde tohum miktarını önemli ölçüde artırmıştı. 10 milyon dolar olarak çıkarttı. İyidir. Yani başlangıç için gereklidir. Bu tabii ki tohum enjeksiyonu da hem lansmanla birlikte hızlı bir çıkış yapabilmelerini sağlayacak. Yani hızlı bir şekilde hemen olaya hareket edebilmelerini bu noktada sağlayacaktır. Aynı zamanda kısa süre içinde talebin de yüksek olması durumunda arz edebilecekleri anlamı taşıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.